Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde angora tarzı bir ip kullanacağım ve bu şekilde alt zemin olarak trabzanlarımı çektim arkadaşlar. Çift taraflı kullanabileceğimiz bir yelek modeli olacak arkadaşlar. Tabii ki sizler sadece yelek modeli değil, etol şal ya da bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Evet, dilerseniz hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığımın başını doladım. Hemen bakın, bu dibe değil, buradaki trabzan tepesine batıyorum ve bir trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Hemen takip eden trabzana batıyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 4 tane yaptım. Benim için bu kadar ideal. Sizler daha da fazla yapabilirsiniz. Tabii ki tığımın başına bir tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. 1, 2, 3 ve 4 tane trabzan yaptım aynı yuvaya. 1, 2, 3 tane zincir tığımın başını doladım aynı yere. Bir 4 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum burada. Alt zeminden sayıyorum. 1 2 3 4, 5 ve 6. trabzan tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzan tepesine geldim. Yine aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. 3 ve 4. 3 zincir aynı yere 4 tane daha trabzan. 3 ve 4. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Zincir ve bu şekilde su taşları olacak şekilde yapıyoruz. Hemen yapalım. Evet arkadaşlar, bu sıramı bu şekilde tamamladım. Görüyorsunuz 3 tane örnek üzerine olmuş oldu. Benim burada 2 tane trabzanım fazla geldi. Görüyorsunuz, siz de ona göre sayınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Ben kenar trabzanlarını az yaptığım için böyle oldu. Şimdi buradan 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. Yine burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 3. trabzanımın şu şekilde belinden doluyorum arkadaşlar. Bakın böyle buradan girdim. Bu şekilde tığımı geçirdim. Ve tığımın üzerine almış oldum trabzanı. Ve ilmeğimi alarak ikili bir trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Bir sonraki trabzana bu şekilde girdim. Belinden dolayarak aldım. Bu şekilde trabzan yapıyorum. İki tanesini yapmış olduk. Tığımın başını doladım. Bu kez buradaki yuvanın içerisine direkt yapıyorum. 2 3 tane zincir tığımın başını doladım. Önce yuvamın içerisine 2 tane yapıyorum. Daha sonra buradaki 2 trabzanıma da aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde bakın, sağından girdim, solundan çıktım. Ve 2 de yapmış olduğum trabzan. Tığımın başını doladım. Bir sonrakine sağından girdim, solundan çıktım. 2 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde ortalayarak sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu şekilde ortalayarak battım. 1 2 tane zincir tığımın başını doladım. Bakın 1 2 3 3. trabzana bu şekilde belinden dolayarak trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım.
Bir sonrakine tamın başını dolayarak bu kez yuvanın içerisine. 3 tane zincir. Bu zincir sayısını kendi elinizin ayarına göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yuvamın içerisine yapıyorum burada. 2 tane tamın başını dolayarak bu sol taraftaki 2 trabzanımı da belinden dolayarak yapacağım aynı şekilde. Şöyle göstereyim. 2 tane zincir. Burada 5 zincirim var. Evet, bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Tamamlayalım arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum çünkü. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sıramı tamamladım. Kenar trabzanlarımı da yaptım. Şimdi yine burada bir tane zincir çekiyorum. Tamın başını doladım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanım vardı ya. Yine üçüncüsünün bu şekilde sağından girip solundan çıkarak yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar. Hemen dördüncüyü de yapıyorum. Tığımın başını dolayarak yuvama geliyorum. 2 tane de hemen oraya yapıyorum. Arada 3 zincirim var. Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Tığımın başını dolayarak, bakın şimdi sol taraftaki trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi zincir sayımızda değişiklik olacak. İlk sıradaki gibi 5 tane çekeceğiz. Ve tam bu orta kısma batıyoruz. 2, 3, 4, 5 tane. Hemen 3. trabzana geliyorum. Ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. Tığımın başını doladım. Yuvamın içerisine geldim. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz çok basit. Çok kolay ve çok şık duran bir yelek modeli arkadaşlar. Etoy şal da çok hoş durur bu modelden. İsterseniz tabii ki bluz, fular da yapabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Sizlere iki tane modelim tamamlandı. Arka tarafını göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz, iki taraftan da aynı şekilde çift taraflı kullanılabilecek bir örgü modeli. Şimdi ben sizler için modelimi biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Daha hoş, daha güzel gözükmesi adına hemen modelimi büyütüyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. Çok fazla uzatmadım arkadaşlar. Şöyle ipim de israf olmasın. Evet, görüyorsunuz çok hoş, çok güzel bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.